Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Açtım kitabı, planladığımı yapamayacağım çünkü yetişemedim. Koştuk, ders saatine yetişelim ama siz de gördünüz ki kitabı öyle açtım. Ne çıktıysa bana da size de çıkan düştü. Pek böyle yapmam ama geç kalınca böyle. Şimdi Allah nasip ederse saat kaç bakabilir misiniz? 8.45. 15 oradan 15 de olsa hani 8.45, 9.30'da keselim. 45 dakika. Tamam. Veya yarım saat. Tamam. Şimdi şu çıktı. Şeytan döndü dedi. İnsanları ustad diyor ki kandıramazsın. Ustadla şeytan arasında bir münazara, münakaşa oldu. Ondan sonra o münakaşa, bir bak bakalım kapatayım yoksa kapatıyorum. Şimdi şeytan dedi ki, ben başını alayım. Sen diyor Kur'an'ı çok büyük görüyorsun. Baş tarafını söylüyorum. Sen Kur'an'ı çok büyük görüyorsun. Kur'an öyle değil. Bir beşer kelamı olarak bak diyor. Yani insanoğlu yazdı diye bir bak bakalım. Bir de öyle bak diyor. Şimdi ustad da diyor ki ona, hani başı da ben buraya geleceğim. Niye öyle bakalım diyor. Yani insanoğlundan Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma bir tanesi çıkıp Kur'an benimdir demedi ki. Hiç duydunuz mu Kur'an'ı ben yazdım diyen, hiç duydunuz mu? Kur'an'ı ben insanoğlu olarak birisi ben yazdım diyen var mı? Peygamberimiz bile diyor ki benim değil. Ebu Cehil diyor ki sen yazdın. Benden daha iyi mi biliyorsun benim yazıp yazmadığımı? Bana diyorlar ki bu gözlük senin. Benim değil. Yok senin. Ya benim olmadığımı benden daha iyi mi biliyorsun? Değil yani. Ben yazmadım. Delilin nedir diyor. Senle beraber aynı mahallede büyümedik mi? Benim okuma yazmam yok ki. Ebu Cehil'in evi aşağıda, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evi yukarıda. Mekke'de böyle. Arada bir sokak var. Devamlı misket oynadıkları, çelik çumak oynadıkları. Misal yani. Yani o kadar yakın biliyor. Doğru diyor. Senin yazmadığın, Ebu Cehil öyle diyor. Yazmadığını ben de biliyorum diyor. Çünkü senin okuma yazman yok ama diyor. Sihirlendin, büyülendin, cinler bilmem bir şeyler, şeytanlar sana yazdırdı diyor. Peki diyor, onun olmadığını da ispat edersem nasıl yapacaksın dedi. Dedi ki, eğer şeytan ve cinler ve büyülenmişsem ben, o zaman ben mucize gösteremem. Sana size mucize göstereceğim diyor. O zaman şeytan yok tabii, mucize olur mu şeytan olayın içinde? Mucizenin içinde şeytan olur mu? Daha dün gündüz beraber sokakta oynarken senin mahalle arkadaşın elinden parmağından su aksa ne yaparsınız? Ahmet miydi? Yusuf. Şimdi senin şu arkadaşların var ya, koğuşta yatıyorsunuz. Kaç kişi var lan şeyde, koğuşunuzda sizde? Senin koğuşunda kaç kişi var? 9 kişi misiniz? He. Alt katta mı? Alkat'ta büyük bir yer var. O herhalde 15-20 kişilik vardır mı? Değil mi? Fazla ya. Şimdi beraber okuyorsunuz. Sabah kalkıp akşam aynı yurttasınız. Adam aranızda bir tanesi dedi ki ben peygamber. Ne, delilin ne? Bak mucize göstereceğim. Göster bakayım ya. Parmağında su aksa, sen de o suyu kaplarla doldursan. Şey olsa, göz boyama olsa, elini şöyle yap, su akmamış olur. Yani sihir olsa buradan su akar gibi gözükür, kap dolar gibi gözükür ama git elini götür, hiçbir şey yok. Adam elini götürüyor. Orduya diyor ki gel kaplarınızı doldurun diyor. Sihir göz boyamasıdır. Sihirde mahluklar kullanılır. Şimdi size söylemeye gerek yok. Beyinde halüsinasyon gösterir. Varı yok yoku var hissettirir.
böyle bir tahayyülü aktif ediyor. Dimağın kafada bir tahayyül var. Siz onu bilmenize gerek yok şimdi. Ama olup olmadığını git elini sok bakın, aa su var. Heh, bu gerçek. Bu sefer mucize olduğu yerde şeytan da yoktur. Olamaz. Böyle de çökertti mi? Çökertti. Şimdi dedi ki bu beşer kelamıdır. Böylelikle olmadığını ümmidir. Mucize gösterdi. Cinlenmediğini, şeytanlanmadığını, böyle kendi şey yapmadığını ispat etti mucizeyle. Peki Allah'ın kelamı deme, insanoğlunun kelamı da deme de ortadan bak. Hadi lan sana diyor. Şeytan da güya insaf yapıyor. Hadi diyor Said Nursi'ye Hazretleri diyor. Allah kelamı deme. İnsan kelamı da deme. Lan ortadan bak lan diyor. Bak sana bak kıyaklığımı geçiyorum diyor. Şu şeytanın şeytanlığına bak. Bize böyle dese gafırına defa batmıştı. Ama adam kimle horon oynuyor? Bediüzzaman'la horon oynayacak. Şimdi diyor ki Amelun, Abe Melun diyor. Bir Allah kelamı var, bir de beşer kelamı var. Bir mal, böyle kıymetli bir mal ortada olamaz. Ya Allah'ındır ya beşerindir. O böyle mergup, kıymetli bir meta ortada olur mu? Bu bir, ortada olamaz. İki diyor, Allah'ın kelamı demedikçe ha beşer veya ortadan bak, nereden bakarsan bak, Allah'ın muhalifidir. Buranın muhalifidir diyor. Dolayısıyla bu da mantıklı değil. Ne yapacağız diyor, şeytan diyor ki, Kur'an benimdir diyen kimdir? Hiçbir insan oğlu var mı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma? Yok, Kur'an'da yazdım diye duydunuz mu diyen bir insan yok. O zaman kim diyor? Allah diyor ki benimdir. O zaman onun elinde dursun. Al tamam sen mi yazdın? Tamam. Onun olmadığını onun elindeyken çürütelim. Çünkü ortada kalamaz. Bu benimdir demiyor. Ortada da olamaz. Bu taraf diyor ki benimdir. Sen onun olmadığını ispat edersen elinden almış olacaksın. Şeytan baktı ki yemiyor Said Nursi'ye. Şeytan döndü dedi ki, yani üstad dedi ki, sen kimseyi kandıramazsın, boşuna uğraşma, hava vurma. Şeytan döndü dedi ki, nasıl kandıramam? Eksel insanlara ve insanın meşhur alimlerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdi. İnsanlığın beşte dördünü inkar ettirdi. Meşhurlarına. Yani bu kadar kesin bir mantık ya. Ya Allah aşkına ya gençler, bir insanoğlu çıkıp da Kur'an ben yazdım demiyor ya. Kur'an benimdir demiyor. Beşer, beş insanoğlunundur diyor. Ana çok göster lan bir tanesini. Bir tanesini göster de hakikaten o adamı bir tanıyalım. Benimdir diyen kim o ya? Bir insanoğlu yok ki benimdir diyen. Niye kafadan atıyorsun? İnsan yazdı. Kim? Kimseye veremediler. Muhammed'e dediler ki aleyhisselam sen yazdın. O benden daha iyi biliyorsun diye ben yazmadım. Sen beni çok iyi biliyorsun. Ömer'ül Hişam. Ebu Cehil'in ismi Ömer'ül Hişam'dır. Hatta bu Ömer bizim Hazreti Ömer'dir. Niye Ebu Cehil demiş? Cahillerin babası. Ebu Cehil o demektir. Umar çok mucize görmüş. Çok mantıklı deliller gördüğü halde inanmadığı için cahillerin babası olmuş. Bunu kaçırmanızı istemiyorum. İnsanoğlundan bir tanesi, iki defa tekrar ettim bu üçüncü. İnsanoğlundan bir tanesi Kur'an benimdir demediği halde insan yazısıdır diye niye söylüyorsun? O zaman şöyle de, ben yazdım de. Ebu Cehil'e diyorum ki sen yazdın. Çünkü bir tanesi çıkan bu. Bana deseler ki Kur'an senin. Vallahi ben yazmadım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o da diyor ki ben de yazmadım. Tamam da insan dedin kim ya? Birisini gösterdi kim? Acayip bir şey ya. Sanki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Büyük İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde oturmuş, kütüphane bütün memurları emrinde, hepsine emir veriyor. Siz Babil hakkında malumat verin, toplayın, arşivleyin, dosyayı getirin. Bir hafta öyle. Siz Asurlular, siz Lidyalılar hakkında, siz Lut kavmi hakkında,
Siz beni İsrail hakkında, her kavim hakkında memur tayin ediyor. Kütüphaneden kitapları araştırın. Tertip edin dosyayı. Bana sunun. Oturuyor bu beyefendi. Getirdiniz mi dosyayı? Getirdik efendim. Asurlardan, tabletlerinden, onların semavi kitaplarından çıkar. Babillerden, Lidyalılardan, Asurlardan çıkar. Ondan sonra hepsini harmanla, yeni bir şey yaz. La böyle bir kitabhanesi mi vardı? Deveyle giderken deve de gelmiş. Çok iyi biliyorlar nasıl. Ya Muhammed diyor, beraber büyümedik mi diyor. Sen nasıl vay gelir? Gelirse bana gelirdi diyor. Çünkü Arap Yarımadası'nda 7 tane alim vardı. Okuma yazması olan, bir de kitap defter yoktu orada. Ezbere, tarihi geçmiş menkıbeleri, tarihi öğretileri, ecdadının sözleri, ecdadının tarihi malumatları, savaşlarını kafaya koyarlarmış. Kim bunu beceriyorsa alimmiş. 7 tane dipleri vardı, 7 tane. Muhalakat-ı Seba diye de onların böyle şiirleri Kabe'nin duvarına asılıydı. Böyle bir adam. Onların başı da Ebu Cehil'di. Ömer-ül Hişam. Ömer-ül Hattab değil. Bu adam böyle bir adam. Ebu Cehil unvanıdır yani. Cahillerin babası demek. Ebu o demek. E peki bu Halid bin Velid'in babası var ya, nedir bilen var mı? Velid bin Muhire. Kur'an onun piç olduğunu söylüyor. 10 tane ayet, ileri geri konuşan, yalan konuşan, aşağılık, en sonunda soysuz, zenim, kulağı kesik, yani tabirle gayrimeşru. O dedi ki, ona götürmüşler, o da acayip alim. O da acayip. Dehşetli bir adam. Ama bu tarafını sevdim. Şeyi getiriyorlar, Kur'an'ın metnini ona. Getirin bir bakayım demiş kendi adamlarına. Ali getirmiş, diyormuş ki bakmış işte fazilet odur ki düşmanları dahi tasdik etsin, öyle kitap sayfası değil ki, tablet. Dedi ki ben geçmiştekileri de biliyor, tabletleri de biliyor, geçmiş dinleri de biliyorum. Bu diyor Kabe'nin hürmetine söylüyorum ki bu hiçbirisine benzemiyor. Eski demetlik varmış. Kahpek. Böyle kahpeyle arkadan vurma da yokmuş. Vuracağın adamı tuzak kurarsın, sonra yüzüne çürürsün, yüzünden öldürmüş. Eğer gafur arkadan vurduysa kadınlar dalga geçiyorlarmış Mekke'de seninle. Hatta vahşi yılan, aslan böyle o şeyde çölde vahşi avlanmayı bile yüz yüze yaparlarmış. Arkadan vurmazmış. Hazreti Hamza'nın için aslan avına çıkarmış. Aslanlarla boğuşulmuş o. Yani kahpece arkadan vurmak yokmuş. Yani hiç karamalık değil, adileşiyormuş. Hiçbir özelliğin kalmıyormuş. Onun için peygamberimize suikast yaptılar. Yüzüne geldiler, arkadan vurmadılar. Şimdi seni kim kurtaracak ya Muhammed? Kılıçları vardı. Bu adam dedi ki, bu Velid bin Muhire, baktı Kur'an'a, dedi ki ben geçmişi de biliyorum, tabletleri de biliyorum. Bu Kabe'nin hürmetine söylerim ki diyor, bu insan eseri değil. Aldı, getirenlere diyor ki, sihir deyin gitsin dedi ya. Ay böyle dedi. Sihir deyin gitsin, sihir. Acayip bir şey ya. Böyle bir şey. Sonra bunları ortaya koyduktan sonra, boşuna uğraşma diyor. Ustad, horon oynattırıyor bu şeytana. Allah canibi, insan tarafı. Baktı ki, beşer eline koy diyor, insanoğlunun eline Kur'an vereceksin, kimse benim değil diyor. Ortadan bak diyor, o zaman diyor, böyle bir eser ortada olamaz, sahipsiz olamaz. Alim olması lazım, ilmi bir kitap. O zaman mantık nedir diyor şeytana, kim benim diyor, Allah. Bunun dışında kimse diyor mu benimdir? Yok, ver onun eline, onun olmadığını ispat et. Onun olmadığını ispat et. O zaman ona yemiyor. Tamam. Bunun olduğu tamam. Sen ne yapacaksın? Olmadığını ispat edeceksin. Olduğunu değil. Şimdi kanunlarda da öyle ya. Birisi birisini şikayet ediyor. Ben suçsuz olduğumu ispat etmeye mecbur değilim. Kim beni itham etti bu suçta? Sen benim suçlu olduğumu ispat et.
Kanunlar böyledir dünya yüzünde. Masum olduğumu ben nereye ispat edeceğim? Her gün bir tanesi mahkeme veriyor beni. Misal. O zaman suçlu olduğumu ispat edeceksin o kadar. Suçlu olana kadar her itham edilen masumdur. Sonra şeytana diyor ki, son bir şey okuyacağım da. Ya diyor, başına uğraşma. Sen kimseyi kandıramazsın diyor. Şeytan döndü dedi ki, nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanların meşhur akillerine, meşhur akıllarına Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. El cevap nasıl yapmış biliyor musun Gafur? Evvela gençler, size çok lazım bu cümle. Gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük şey, en küçük şey gibi görülebilir. Bir yıldız bir mum kadar denilebilir. Mesela semaya bakıyoruz açık olduğu zaman Yusuf, değil mi? Kocaman dünyamızdan büyüktür ha o gördüğünüz parlak şey. O parlak gördüğünüz o toz gibi hepsi en azından dünyamızdan çok büyük. Çok büyük. Ama ne kadar fark var böyle? Senin cam var ya elindeki ayna, cep aynası. Cep aynasının içine girecek kadar ufak ya. Oysa dünyadan büyük. Ne demek bu? Çok büyük şeylere uzaktan bakınca çok küçük gözükebilir. Sen diyor Kur'an'a böyle baktırıyorsun. Olaylar da öyle sevgili arkadaşlar. Mesela ben size mesaj vermek istediğim şu. Bir olayın içerisinde değilseniz, onu incelememişseniz, tahkik etmemişseniz, aklınızda malumat ve bilgi yoksa aklınız kayar. Orası doğru zannedersin. Mesela Risale-i Nur okumasan, yani derslere gitmesen, elmayı ağaçtan bilirsin, Allah'tan değil. Niye? Elma dalda duruyor, Allah'ta durmuyor ki. Neye benziyor? Elmayı ağaç verdi. Neye benziyor? Bu et ve kemikten bu konuşmalar çıkıyor. Yani bu bilgi et ve kemikten mi çıkıyor? Ya kemikten öyle bir şey çıkmaz ki. Ha, elmadan da merhametin eseri, elma ağacından da merhametin, şefkatin ve seni bilmenin boya atarak gözüne uygun, tat koyarak diline uygun, kimyasına midene uygun, gıdasına vücuduna uygun ağaç yapamaz. Ama orada takıldı. Şunu demek istiyorum. Uzaktan bakınca elma ile ağaç bitişik. O zaman elmayı ağaç yaptı diyorsun. Ne deyince biliyor musun? Elmayı hakikaten uzaktan bakarsanız ağaç yaptı. Biraz düşünürseniz ağacın böyle yaklaşın düşünün ağaç yapmadı. Çünkü elmada bir göz olması lazım. Bir gözü olması lazım onu boyayan. İki, bir şefkat olması lazım onu bana ikram eden. Ha, buna mevcudatla, elma armutla insanlığı düşünürseniz bunun adı ilimdir. Kafir mümin fark etmez. Yani elmayı düşünüyoruz. Düşüncemizi de düşünürsek, unutma bu cümle sana lazım Gafur. Düşünceni düşünürsen, düşüncen de düşüncelerini düşünürsen ilimdir. O neticeyi Allah ile düşünürsen tefekkürdür. Kafirde düşünce vardır ama tefekkür yoktur. Allah ile düşünmüyor. Düşünceyi düşünceyle düşünceyi düşünürsen ilimdir. Düşüncenin neticesini Allah ile düşünürsen tefekkürdür. İz takip etmektir. Şimdi demek ki bu en böyle kesin doğru olan bir şey uzaktan bakınca elma ile ağaç bitişik gözüküyor. Uzaktan bakın dağın tepesiyle semadaki yıldızlar birbirine yapışık gözüküyor. Bakın böyle. Hasan Dağı var Aksaray'da. Orada görmüştüm. Mesela Kaçkar var Rize'de değil mi? Trabzon'a çıktım bakarken hakikaten açık havada koca Kaçkar Dağı ile yıldız bitişik. Hatta bizim o ırmaklardan, derelerden geçerken vadiler böyle abi. Tamam. Vadin tepede adamın evi var. Ben bir tanesine söyledim ama gece karanlık. Ayder'den iniyoruz. Vay be yıldıza bak dedim. He abi ne kadar yakın ya dedi. Zifir karanlık ya. Şöyle de dağ ya.
Tepesine adam ağaç, şey, ev koymuş, ışık yanıyor. Altından vadiden geçiyoruz. E yıldız işte. E bu ne yıldız yani? He abi. Meğer evin lambası. Tamam. Uzaktan bakınca en alakası şeyler alakalı gözüküyor. İşte biz Kur'an'a böyle bakarsak, Kur'an beşer kelamı gibi zannediyor. Şeytan dedi ki ben teslim olmayacağım. Niye? Akıllı zannettiğin filozoflara bile uzaktan baktırdım. İnkar ettin. O zaman olaylar uzaktan bakmayacaksınız. Duyduğunuz, gördüğünüz gibi değildir. Hem saniye, saat kaç geçiyor? 25. 20 dakika oldu hocam. 20 kaç? 20 dakika. 20 dakika. Yarım saatte bitiriyor. Tamam. 45'ten aşağı in. Peki, şimdi okuyayım. Saniye, hem tebeyi saati bir nazarla bakılsa gayet muhal bir şey mümkün görünebilir. Ona ait bir örnek vereceğim. Harika olacak ve keseceğim. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Biliyorsunuz eskide böyle meteoroloji ve bilim teknikleri yoktu. Ramazan'ı tutmak için nereye bakarlarmış? Ay'a bakarlarmış. Ay, peygamberimiz demiş ki ay gözüktü başlayın. Ay kayboldu, orucu bırakın. Tamam mı sayın? Tamam. Bu bakanlar hangisi önce haber verirse en büyük sevap o kazanıyor. Halife varsa hediye veriyormuş. Ben de hediye alırdım. Herkes semaya bakarmış. Ben gördüm diye iki tane ispat götürürse halife Ramazan'ın şeyine hediye verilmiş, o üç kişi paylaşırmış. Onun için yarışırlarmış. Hilalı kim görecek? Bunların içerisinde ihtiyar adam varmış. Bakıyormuş ama biliyorsun bazıların kaşları kalın olur değil mi? Benim yok da böyle. Öyle olur. Abi bir de bir şey vereyim, ipucu vereyim. Kaşları kalın olanlar insanlar var ya. Müslüman veya kafir dahi olsa onların yaratılışı şudur. Bir şeye tutundu mu o tip kaşları kalın olanlar o işi bırakmazmış. Karakterli oymuş. Batıl dahi olsa, doğru dahi olsa tuttuğunu bırakmazmış. Muhammed gülüyor da abi. Hangi Muhammed? Muhammed. Hangi bakayım ya, nerede? Benim. Evet bak. Bırakmaz. Tuttuğunu bırakmaz. Fıtratlarında şey vardır. Batıl dahi olsa tuttuğu bırakmazmış. Himmetleri çok büyük olur onların. Bu semaya bakarmış hediye alayım diye ihtiyar birisi. Ay'a bakarken kaşları kalındı. İhtiyar olduğu için beyaz kıl aşağı inmiş. Gözüne bir beyaz kıl inmiş. O kılı ay zannetmiş. Ayı gördüm demiş, yemin etmiş. Vallahi ay var orada diyor. Ama kıl inmiş tabii. Niye kılı görmüyor? Ay'a ay için baktığı için, semaya ay için bakıyor. Beyazı burası için bakmıyor. Buranın adı tebeyi. İkinci derecede. Birinci derecede orası. Birinci derecede orası olunca bu gözükmüyor. Neye benziyor? Gözlüğü kafamda olduğu halde gözlük arıyorum bazen. Ve şu anda ben camı görmüyorum. Çünkü camla görmek istediğimi görüyorum. Anlıyor musun? Adamın beyaz kılı tebe-i nazar. Yani ikinci derecede gözüken birinci o. Oraya orası için baktığı için, semaya ay için gözükeni hep ona göre değerlendirdi. Dedi ki vallahi gördüm. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kıl olsun. Yani şimdi ona göre oruç tutmamız lazım. Yani adamın kılı oldu ay. Ne kadar gülünç. Ha, bu uzaktan da olaylara bakanlar, tahkik etmeyenler, araştırmadan böyle karar verenler var ya. Yoktur ahiret. Ne yok ne ev yoktur işte. Şuna bak. Sokak serserisi yani. Yoktur bir adam gibi karşıma bir şey söyle ya. Yok ben inanmıyorum. Evet. Bizde hakikaten mi yokmuş ya? Hakikaten vallahi mi yokmuş ya? He, söyle bakalım ciddi misin ya? Böyle bir aynı ay zannetmiş kılı. Bunun gibi bir şey yani. Kıl adam yani. Fakat kasten ve bizzat aya baktığı niçin kıla ay dedi yalan demiyor. Vallahi ay var diyor. Çünkü kasten ve bizzat aya baktığı için ve o saçı tebeyi şu kıldaki saç ikinci derecede olduğundan dolayısıyla ve ikinci derecede gördüğü için o muhali
mümkün telakki etmiş. O imkansızı şunu o zannetmiş. Biz de çoğu böyle yaparız. Ana temaya bakarken ana temaları da o bakışımıza giriyor. Mesela ben bunu aileye uygulayayım mı? Çok severim. Hayattaki yanlışlıkları uygulayayım bak. Bir tane. Mektepte okuyorsunuz. Yurt çünkü burası. Uzaktan bakıyorsun elmaya. Ağaca takılı. Bakıyorsun karpuzu topraktan çıkmış. Kavun topraktan çıkmış. Biber topraktan çıkmış. O yaptı diyorsun. Dur bakalım. Dur bakalım. Hakikaten kavun, biber topraktan mı çıktı? O güneş bir vuruyor. Biberi yeşil yapıyor. Biberi kırmızı yapıyor. İkisi de var. Kavun acı tatlı yapıyor, biber acı yapıyor. Aynı güneş. Patlıcanı mor yapıyor. Beyaz gülü yapıyor. Tamam. Hıyarı yeşil yapıyor. Aynı güneş. Renklere bak. Şimdi toprak yaptı desen, o zaman topraktan çıkıyor ya, bu tebe-i nazar. Yani ama bir bakalım bu neyin nesidir ya? Bakıyorsun ki bana uygun, rengi gözüme göre şeftali, kokusu burnuma göre şeftali, yeni şahın dişlerim, kesici dişime göre, arkası ötüğü, dilim tadına göre, gıdası vücuduma göre, kimyası mideme göre vesaire. Şöyle baktığın zaman ya beni bilmesi lazım bunu yapan. Tahkik edince bizzat onun için bakarsan toprakla alakası yok, toprakta yapmış ama. Tezgahta yapılmış ama tezgahtar değil. Tezgahtar malını tezgahta yapmış. Aileye uygulayayım. Ailede birincisi şudur. Namussuzluk yapmadıkça, namussuzluk olmadıkça, sadakatsızlık olmadıkça, mürtet olmadıkça, çünkü ehli kitap olursa Hristiyan onlarla yaşanır. Ateist olmadıkça, puta tapmadıkça, bir de çok şiddetli, geçimsiz, psikolojik olmadıkça ayrılmamak gerekiyor. Ara tema budur. Ama ara tema yok sen bana elbise almadın, yok bana araba almadın, yok beni gezdirmedin, yok efendim akrabama fazla gitmedin, şudur budur. Bunlar ara temadır. Yani tebe-i nazar demek istiyorum. Ana nazar esasatı tutmak. Aynı vaktaki ev cehenneme dönüyor, ana tema yok olunca o zaman da tamam. Şimdi nereye uygularsanız uygulayın, baktığınız bir şeye eğer tahkik etmeden, incelemeden, sorgulamadan, yargılamadan bakarsanız zahirde gözüktüğü gibi, duyduğunuz gibi olur. Değil o. Bir bakarsın işin içine girersin, benim çok şeyime geliyor. Adam beni var bir anlatıyor. Abi şöyleydi böyleydi. Ona göre anlattığı adam ayrılmak değil kesilmesi lazım. Bir de onu dinliyorsun ki hiç de öyle değilmiş. Bazen bir şu örneği de vereyim, hem güldüreyim sizi. Bizim Karadeniz'de süs kabağı var. Kabak burada da vardı, süs kabağı. Çünkü biliyorsunuz içini. Bizim orada pek o yoktu. Adam getirmiş, ekmiş, kabak çıktı. Ulan bakarsın demiş, zahirde hıyar. Bir kırmış, içini bakmış ki üslubi demiş. Üslubi çıkmış. Yani içi hıyar, hıyara benziyor ya. Bir bakarsın adam hıyar gibi adam, içi üslubi. Adam gibi adama benziyor. Bakıyorsun ki hiç kalıbının adamı değil. Ne yürek var, ne kafa var. Ne de anlayış var, ne de farkındalık var. İşte Kur'an'ı ait o örneği her tarafta uygulayabilirsiniz. Bakarsın tabiata, tabiat için makul gibi gözükür. Biraz içine bakayım ya, Allah Allah, bu kavun topraktan, biber de topraktan. Bu mor, bu yeşil, bu kırmızı, bu beyaz, bu sarı aynı güneş. Ya bu renkleri boyayan kör olmaması lazım. Beni bilen cahil olmaması lazım. Aklımı yapan akılsız, gözümü yapan kör, elimi yapan elsiz olmaması lazım diye baktığın zaman o zaman gözüküyor. Zahirde baktığın zaman gözükmüyor. İnsanlarda da öyle. İnsanlara da ne yapacağız? Başka bir çıkarım. Hüsnü zannedeceğiz. Onun hakkında zanda bulunmayacağız ama
itimat etmeyeceğiz. Hüsnü zan, adem itimat. Onun hakkında iyi düşüneceğiz ama itimat etmeyeceğiz. Bir daha size diyecekler ki eğer burada bir şey yapacağız. Ya kötü niyeti yoktur ama sen tedbirini alacaksın. İtimat etmeyeceksin. Aldanmayacaksın. Peki bak kaç oldu saat? 9.15. Sözümü tuttum değil mi? Peki. Vahir de vahumen ilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.